Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde materyal dizaynındaki color paletin ne olduğundan, öneminden, nasıl kullanıldığından bahsetmeye çalışacağım. Android Material Design sayesinde uygulamalarımızı kullanıcı dostu pek çok öğe tanımlayabiliyorduk. Tabii bu öğeleri kullanıcıya sunarken bunların renkleri de önemli. Hani kod yazan insanların tasarımdan pek anlamadığı düşünülerek belki hazırlanmış olabilir. Bu color palette kullanıcının gözüne hoş gelecek renkler ve bu renkleri birbiriyle kombin yapabileceğimiz arayüzleri böylece yapabiliyoruz basit bir şekilde. Yani bize renk seçiminde kolaylık sağlayacak bir araç diye söyleyebiliriz. Bundan bahsetmeden önce bir önceki dersteki bir eksikliği tamamlamak istiyorum. Biz şimdi burada color'larımızı burada belirtiyoruz. Daha sonra burada temamızı oluştururuz ya. Bu oluşturduğumuz temanın şu an için ki benim temamın adı ne oldu? My Material Theme oldu. Bunu gidip manifest dosyasında uygulamanızı belli etmeniz lazım. Gördüğünüz gibi theme kısmına style slash temamın adını yazdım. Bu sayede bu temada belirttiğim özellikler bütün uygulamamda kullanılabilecek. Şimdi color palette konusuna bir gelelim. Color palette ile ilgili öncelikli olarak Google'a gidip Unreal Material Design Color yazarsanız şuradaki resmi dokümantasyona ulaşabilirsiniz. Burası materyal dizayn ile ilgili pek çok konuda bize kullanım kılavuzu sağlayan bir site. Mesela color palette konusunda gördüğünüz gibi şöyle insanın bakınca içini açan pek çok renk mevcut. Bu renkleri seçerken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Neyi nerede kullanacağımızla ilgili de belli başlı yol gösteren ifadeler var. Onlardan ilkini ben şöyle bir anlatayım. Mesela şu örneğe baktığımızda, şimdi şöyle bir uygulamanızın olduğunu düşünün. Şu en üstteki biraz koyu olan mavi renkte olan kısım benim status barım oluyor. Ve Color Primary Dark'a belirlediğim renk benim buradaki status barımın rengi oluyor arkadaşlar. Hemen onun altında şurada daha büyük ve ekstra özelliklerle gösterilen öğemin adı Toolbar. Eskiden Action Bar diye geçerdi, artık Toolbar olarak kullanıyoruz bunu. Sizin Color Primary olarak verdiğiniz renk ise buradaki toolbarınızın rengi oluyor. Daha sonra şöyle bir baktığımızda gördüğünüz gibi bir ikonumuz mevcut. Bu ikonun rengi de Text Color Primary'den geliyor. Hemen yanında çalışan aktivitenin adı yazıyor. O da yine aynı şekilde Text Color Primary'den gelen renk. Daha sonra şu siyahlık sizin uygulamanızın gövdesi, body'si dediğimiz kısım. Bunun rengini ise Windows Background isimli renkten çekiyoruz arkadaşlar. Bazı telefonlarda bildiğiniz gibi bu navigation kısmı telefonun dışında direkt ekranın içinde geliyor. Bunu da navigation bar color'la değiştirmeniz mümkün. Böylece uygulamanız açıldığında sizin uygulamanız atıyorum mavi ise bunu da gidip mavi yapabilirsiniz. Burada gördüğümüz öğelerin de ne olduğundan, renklerinin nasıl değiştiğinden daha sonra bahsetmeye çalışacağım. Şöyle ikinci resmimize bir bakalım. Bu resimde de gördüğünüz gibi bir butonumuz var ve butona tıklanıldığında bir ripple efekt oluşuyor default olarak. İşte bu ripple efektin bile rengini ele alabilirsiniz. Ne ile? Color Control Highlight denen özellikle. Yani siz color.xml'e bir renk verirken onun adına Android'de hazırlanmış olan bu hazır isimleri verip karşılığını yazarsanız butonu şöyle basılı tuttuğunuzda oluşan ripple efektin rengini de belirlediğiniz renkte değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde uygulamanızda kullanacağınız switch butonlar, işte checkboxlar, radyo butonlar veya butonlar gibi butonun direkt default rengini de değiştirebiliyorsunuz. Mesela color control normal dediğinizde siz checkboxınızın tiklenmemiş halini, işte switch'inizin açılmamış halini, rengini falan buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bütün kullanacağınız butonların şöyle grimsi bir renk değil de İşte mavi bir tema seçtiniz. Mavi olmasını istiyorsanız bunun adı da Color Button Normal. Bir de Color Control Activated diye bir ismimiz var. Bu isimde işte checkbox'ın tıklanıldığında, radyo butonun seçildiğinde alacak olan renk. Eğer siz bunu belirtmezseniz Color Accent diye belirlediğiniz ikinci ana renk buna uygulanıyor arkadaşlar. Şimdi bunları bahsettikten sonra şu siteye bir geri dönelim. Color paletlerden ben mesela ilk önce şöyle bir aşağı doğru gidersek
Öncelikli olarak bir primary color belirtmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada hem rengi veriyor hem de onun tonlarını ifade eden şu kenarlarda sayılar görüyorsunuz. Siz eğer bunun dark versiyonu kullanmak istiyorsanız 700'ü, işte normal halini kullanmak istiyorsanız da 500'ü seçmeniz gerekiyor. İkinci bir color dediğimiz bu color accent ise, atıyorum burada koyu bir renk kullandıysanız bunu da bir o kadar açık yaparsanız uygulamanızın görüntüsü çok daha göze hoş gelecektir. Burada da ikinci rengi verirken gördüğünüz gibi light ve dark versiyonları mevcut. Burada hani uygun olan aslında nedir? Şuradaki 400'ü seçmektir. Burada işte yapmanız gereken veya yapmamanız gereken şeylerden bahsediyor. Buraları okursunuz. Hani mesela burada ne diyor? Accent color'ı gidip de body text'in içinde bütün yazı tipini kullanmayın. Sadece içinde çok önemli dediğiniz veya bir link içeren kısımlar varsa accent rengi orada kullanın demek istiyor. Gidip de diyor accent, yani o ikinci ana rengi toolbar'ınızın bütün hepsinde kullanmayın diyor. Aksi takdirde kullandığınız bir ana rengin hiçbir önemi kalmayacaktır. Şöyle bir baktığımızda işte yine renkleri ve nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili bilgiler veriyor. Mesela burada ne demiş? Yeterli kontrast, yani karşıtlık oluşturamayacağınız durumlarda kullanmayın. Yani siz buraya mavi gibi koyu bir renk verdiyseniz yine gidip de accent color'ı burada koyu bir renk seçmeyin diyor. Burada ise çok önemli bir bilgi var mı bakalım. Yok, yani işte burada bunu kullanmak yerine bunu kullanın diye çeşitli açıklamalar yapıyor. Ben şimdi şu default uygulamamın belli başlı özelliklerini değiştirmek istiyorum. Mesela ben uygulamamı şuradaki teal renk ailesinden seçmek istiyorum. Buradaki 500 benim hem toolbar'ımın rengi hem de ana rengim. Yani toolbar'ımın color primary'i belirirken bu 500. tonunun kodunu kullanmam lazım. Şimdi ben bunu buradan kopyalıyorum. Şöyle seçtim ve geldim buraya. Color.xml'de color primary denen yere ben bunu yapıştırıyorum. Zaten daha önce yapmıştım bunu. Daha sonra primary dark dedi. Yine seçtiğiniz primary rengin 500'ünü bu ana renk olarak seçtik ya, 700'ünü de dark olarak seçin diyor bize doküman. 700'ünü de buradan kopyalayalım ve buraya yapıştıralım. Aynı şekilde bir tane accent color, yani karşıt. Gördüğünüz gibi bu renk biraz koyu. Şöyle açık bir renk seçmem gerekiyor. Şöyle bir baktığımda şuradaki turuncunun güzel olduğunu görüyorum. Şuradaki 400'ü de accent color olarak belirtiyorum. Bunları böyle belirttiğim zaman ne oluyor? Şuradaki styles klasöründe belirlemiş olduğum temam vardı benim. My Material Theme diye. My Material Theme de içindeki özellikleri Parent Material Theme'den alıyormuş. Orada da gördüğünüz gibi şuradaki Color dosyasındaki Color Primary'i okuyarak artık uygulamamda ben Color Primary dediğimde şuradaki Color XML'deki şuraya gelmiş oluyor arkadaşlar. Bunları verdikten sonra şöyle bir Activity menümüze bir bakalım. Gördüğünüz gibi benim verdiğim renklerle uygulamam değişti. Accent Color'ın kullanımını görmek için şöyle buraya bir tane butonu koyalım. Toggle değil de şöyle bir checkbox koyalım. Radyo buton koyalım. Efendim ne koyalım? Switch koyalım bir tane. Bir tane de Edit Text koyalım. Evet. Bunları koyduk. Şimdi uygulamayı bir çalıştıralım bakalım. Accent Color demin anlattığımız gibi bunlara uygulanmış mı? Uygulanmadıysa da verdiğimiz o ekstra özelliklerle uygulanmasını sağlayacağız. Şöyle uygulamayı açtığımda gördüğünüz gibi butonun checkbox'ın tiklenme kısımları direkt olarak ben belirtmediğim için accent color'ımla değiştirilmiş. Aynı şekilde burası da şu gördüğünüz altı çizgili kısım edit text'im oluyor. Orası da accent color'la değiştirilmiş. Şimdi mesela ben bu butonun bu rengini sevmiyorum. Bu butonun rengini ele alan bir renk ismimiz vardı. Onu uygulamaya çalışalım. Bunun için geliyoruz color.xml'e. Şuraya bir tane renk tanımlıyorum. Color name diyorum. Ve bunun name'ini color buton
Normal diye veriyorum. Aslında bu burada hazır gelmedi ama şuraya gelip yeni bir item tanımlasaydık ve name deseydik buna color buton normal dediğimde gördüğünüz gibi butonların normal renginin hazır olduğunu zaten burada söylüyor. Ama burada kullanacağımız renk hazır değil. Bunun için de color klasörüne gidelim ve color buton normali seçelim. Şimdi bunun renginin içine ne yapalım biz? Bir tane renk belirleyelim. Şöyle sallayalım kafadan. Yine gri oldu. Şöyle sıfırlı bir şey yapalım. 0 CE. Gördüğünüz gibi şöyle açık renk turkuaz geldi. Uygulamayı bir daha çalıştırdığımda butonumun renginin değişmesi gerekiyor. Uygulamam açılıyor. Ve gördüğünüz gibi butonumun rengi oradaki renkle değişmiş oldu. Aynı şekilde yine buraya gelelim. Şuraya item name diyelim. Daha sonra ne demiştik? Hani butona basıldığında bir ripple efekt oluşturuyordu ya. Onu ele alan bir rengimiz var. Color, Control, Highlight diye bir renk. Bu da yine Color klasöründen gelecek. Buna istediğiniz adı takabilirsiniz. Yalnız şunu değiştirmemeniz gerekiyor. Şuradakiyle aynı olsun. Gidip renklere bunu tanımlarsak. Color. Name. Buraya verdiğiniz değer de sizin ripple efektinizin rengi olacaktır. Şuradaki aksent color'ın rengi aslında oraya yakışır diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Uygulamayı tekrar başlatalım. Bir de arkadaşlar neyimiz vardı? Color Control Activated dediğimiz şey vardı ki bu da bizim işte radyo butonumuzun, switch'imizin, checkbox'ımızın, edit text'in renklerini belirten şeydi. Onu da hemen şurada tanımlayalım. Color name deyip Color Control Activated diye bir ismi olsun. Bunu da mesela ne yapalım? Şöyle 0FF desek güzel bir şey olmadı. AB desek hep aynı renk tonları geliyor. 1FC tutturamadık. Şöyle şunu tıklayıp gördüğünüz gibi buradan istediğiniz rengi de seçebiliyorsunuz. Şöyle pembiş bir şey olsun. En azından farkı anlamış oluruz. Bunu burada rengi olarak tanımladık. Tabi buraya da belli etmemiz lazım. Item name dedikten sonra neydi bunun adı? Color Control Activated. Yani bir şeyler aktive olduğunda alacak renk. Ne gibi? Checkbox gibi, radyo buton gibi. Color dedikten sonra slash şuradan Color Control Activated'ı seçelim. Gördüğünüz gibi hangi renk olduğu da burada beliriyor. Şimdi uygulamamızı bir daha başlatalım. Evet, butonum şurada belirlediğim Color buton normalden geldi. Şimdi şunların değişmesi lazım. Gördüğünüz gibi Color Control Activated'a verdiğim resim buralara geldi. Aynı şekilde switch'imin de rengi değişti. Ve bu highlight'ı nerede kullanıyorduk? Ripple efekti kullanıyorduk. Gördüğünüz gibi bastığımda hani ripple efekt dediğimiz nereden geliyordu? Highlight'tan geliyordu. Şöyle bir turuncu gibi bir şey oluyor ama altı mavi olduğu için tabii ki çok anlaşılmıyor. Yine aynı şekilde bu edit text'in altında çıkan şu kısımda color control activated'dan geliyor. Buradaki text'in rengi de text primary renginden geliyor. Onu buraya belirtmediğimiz için şu an için siyah. Daha sonraki derslerimizde bunlardan da bahsederiz. Ama color palet'in kullanımı bu şekilde. Daha fazla örnek için gerekli araştırmayı şu verdiğimiz siteden yapabilirsiniz. Burada pek çok bilgi mevcut. Umarım bu konu anlaşılmıştır. Böyle bir sonraki derste görüşmek üzere.